Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampının 23. haftasının ikinci videosundayız. Dönüşüm geometrisinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ne işleyeceğiz? Düzlemde simetri yani yansıma dönüşümünü işleyeceğiz. Kitabımızda da sayfa numarası 248, 249 ve 250'yi işleyeceğiz. Bu yansıma yani simetride de noktanın Eksenlere göre simetriğinden bahsedeceğiz. Noktanın noktaya göre simetriğinden bahsedeceğiz. Ve eksenlere paralel doğrulara göre simetriğinden bahsedeceğiz noktanın. Evet hadi bakalım. Dersimize başlayalım. Düzlemde simetri dönüşümü yani yansıma da denilebiliyor arkadaşlar. Buna öncelikle başlıklar altında işleyeceğiz. Çünkü bayağı bir simetri var aslında. Bir, bunlardan birisi noktanın eksenlere göre simetriği. Mesela A noktası X, virgül Y ise X eksenine göre simetriğini aldığımız zaman Hop şöyle mi oluyor? Arkadaşım bakın şuradaki noktanın simetriğini aldığın zaman böyle böyle bunlar birbirine eşit olacak. Yani şuradaki nokta yapıyor. Bak apsis aynı mı? Aynı. Tabi burası 90 derece. Apsis aynı yani x virgül. Ordinat ne yapıyor? Şurası y birim değil mi? Evet burası da y birim olacak o zaman. Y ise burası da y olacak. Y birim aşağıda. Yani şöyle geldiğin zaman buradaki nokta da y birim aşağıda eksi y noktasıdır. x virgül eksi y oldu. Yani bir noktanın x eksenine göre simetriği ne oldu arkadaşlar? Y'si işaret değiştirdi. Peki buradaki a virgül b'nin yani x virgül y'nin y eksenine göre simetriğini alacak olursak eğer e hocam şu şurası 90'sa dikse burası da yani burası eşitse burası da ne olacaktır? Eşit olacaktır. Bak ordinata aynı. Yalnız burada şurası x birim. Şu uzunluklar birbirine eşit. Buradaki noktanın da apsisine bakacak olursak eğer Hocam x birim sol tarafta. Burası ne noktasıdır? Eksi x noktasıdır. E burası da ne olacaktır? Eksi x'e ordinat da aynı olduğundan y olacaktır. Bakın y eksenine göre simetriğinde de x'i işaret değiştiriyor. Yani ters bir ilişki var. Yani şunu söyleyebiliriz. X eksenine göre simetriğinde y'si işaret değiştiriyor. X virgül eksi y oluyor. Y'ye göre simetriğinde de x'i işaret değiştiriyor. Yani eksi x virgül y oluyor. Evet. Bir de şundan da bahsedebiliriz aslında. Arkadaşlar bu A virgül B'nin yani X virgül Y'nin orijine göre simetriğini alacak olursak orijine göre simetriği de şu olmuyor mu? Orta nokta koordinatından da gidebilirsiniz. Yani tam şurası oluyor. Ne oluyor? Eksi X virgül eksi Y. Orijine göre simetriği de ne oluyormuş arkadaşlar? Eksi X virgül eksi Y. Her ikisi de işaret değiştiriyor. Yani eksenlere göre simetriğinde ve orijine göre simetriğinde işaret değişimi oluyor. X'e göre simetriğinde Y'si işaret değiştiriyor. Y'ye göre simetriğinde X'i işaret değiştiriyor. Orijine göre simetriğinde de her ikisi işaret değiştiriyor arkadaşlar. Evet burada bu şey noktanın noktaya göre simetriğinden de yapabilirsiniz. Orijine göre simetrikte de. Ama biz bu şekilde hareket ediyoruz. Direkt işaret değişimini şöyle de diyebiliriz. Yani x virgül y noktasının orijine göre simetriğinde eksi x virgül eksi y olduğunu söyleyebiliriz. Peki noktanın noktaya göre simetriye Arkadaşlar noktanın noktaya göre simetriğinde bir tane şey var aslında da hiç gerek yok. Niye? Ben bunu örnek üzerinde size daha net bir şekilde açıklayabilirim. Bakın A noktasının B noktasına göre simetriği ne olacak? Simetriğini alınca hocam şu ve şu eşit olacak. Buradaki nokta isteniyor. E buraya x virgül y dersin. E, şu ikisinin toplamı burası olacak. Yani A virgül B orta nokta olacak diyebilirsin. Ya da buradan buraya K burası da K değil mi? K da şuradan apsilere bakarsın. Artış ya da azalışa bakarsın. İşte K'da atıyorum 5 arttıysa burada da 5 arttırırsın. İşte y'sine baktığında da mesela y'de y'si ordinat daha doğrusu 4 azalmışsa burada da 4 azaltıp o şekilde gidersin. Yani burada noktanın noktaya göre simetriğinde herhangi bir şekilde ezber yapmana gerek yok. Burada e, ne yapacaksın? Şu ikisinin orta noktası ya da artış azalıştan da çok rahat bir şekilde bulursun şekli çizerek. Bakalım örneklerle bunu iyice açıklayabiliriz. Örnek 10'a bakalım arkadaşlar. Örnek 10 ne diyor? a 2 noktasının x eksenine göre simetri dönüşümü Olan noktayı bulunuz. X eksenine göre simetriğinde ne oluyordu arkadaşlar? Y'si işaret değiştiriyordu. Yani 2'ye eksi 2 noktası olur arkadaşlar. Geldik örnek 11'e. Eksi 6'ya 3 noktasının Y eksenine göre simetriği. Arkadaşlar eksi 6'ya 3 noktası var ya. Y eksenine göre simetriğinde ne olacaktı? X'i işaret değiştirecekti. Yani burası eksi olan 6, 6, 6 olacak. Y eksenine göre simetriği dönüşümü nedir diye soruluyor. O da y eksenine göre simetrimde x'i işaret değiştireceği için noktamız 6'ya 3 noktası yaptı arkadaşlar. Evet örnek 11'i 6'ya 3 bulduk. Geldik örnek 12'ye. A 3'e eksi 4 noktasının orijine göre simetriğini bulunuz. Arkadaşlar 3'e eksi 4. Ne oluyor da orijine göre simetriğinde? Her ikisi de işaret değiştiriyor. Bunun işareti eksi olur. Bunun işareti artı olur. Yani noktamız eksi 3'e 4 noktası olmuş olur gençler. Geldik bir sonraki soruya. 4'e 5 noktasının orijine göre simetriyi. Bakın A 4'e 5'in öncelikle orijine göre simetriğini bulalım. Her ikisi de işaret değiştirecek. 4'e 5 idi. Ne olacak? Her ikisi de işaret değiştirdiğinde eksi 4'e eksi 5 olacak. Bu nokta ne noktasıymış? B noktasıymış. B noktasının da x'e göre x eksenine göre simetriğini alacağız. x'e göre simetriğinde ne oluyordu? Bak şimdi bu C noktası olacakmış. Eksi 4'e eksi 5 idi. Ne olacak arkadaşlar? x'e göre simetriğini alacağız. x'e göre simetriğinde y'si işaret değiştiriyordu. Yani c noktası eksi 4'e artı 5 olacaktır arkadaşlar. 14. Analitik düzlemde a 3'e 3 noktasının x eksenine göre simetriği. Evet a noktası 3'e 3'ün neye göre? x'e göre simetriğini alacağız. Bu da b noktası yapıyormuş. x'e göre simetriğini almadan önce noktamız böyleydi. x'e göre simetriğini aldığımızda y'si işaret değiştirecek. Yani burası eksi 3 olacak. Sonra orijine göre B demiş. Tamam B'yi hallettik. Virgülü koymuş. Yine aynı noktadan bahsediyoruz o zaman. A noktası 3'e 3'ün bu sefer orijine göre simetriğinden bahsediyor. Orijine göre simetriği de C'ymiş. E, normalde 3'e 3'tü. E, ne oluyor orijine göre simetrikte? Her ikisi de işaret değiştirecek. Yani eksi 3'e eksi 3 olacak burası. Sonra ne olacak burada? ABC üçgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. A ben bu şekilde yaptım ama üçgenin alanı soruluyor. Tamam A noktası da belli mi? Belli aslında 3'e 3. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Burada analitik düzlem çizerek şey yapabilirsiniz. Çünkü simetrikleri falan alındı ya. Ya da noktaları alt, alta yazıyorduk. Hani 1 bölü 2 çarpı sarhoz kuralı vardı. Noktaları yaz. En üstte yazdığını bir daha yaz. Çapraz şeklinde gidebilirsin. Ama bence burada arkadaşlar direkt analitik düzlem çizerek daha rahat bir şekilde yapabiliriz. Çünkü özel durumlar var burada. X'e göre simetriydi ya da Y'ye göre ya da orijine göre simetriği var burada. Analitik düzlemde gösterip bence ona göre yapalım. A noktası kaça kaç? kaç? 3'e 3. Hemen 3'e 3'ü gösterdin. Sonra 3'e 3'ü gösterdik daha sonra burası A noktası. 3'e 3. Sonra diyor ki bunun x eksenine göre yansımasını al. X eksenine göre yansımasını aldığın zaman ne oluyor? X'e göre yansımasını aldığın zaman burası oluyor. Burası da B noktası. Yani 3'e eksi -3 olduğunu gösterelim şöyle. Sonra bu B noktasından sonra da C noktası var. Nereye göre? Orijine göre yansıması. Orijine göre yansıması da şurası yapıyor arkadaşlar. O da ne yapmıştı? Bu da buradaki noktamız C noktası. Eksi 3'e eksi 3 noktası. İşte bizden bu üçgenin alanı isteniyor arkadaşlar. E arkadaşım şuradaki 3'e eksi 3 ya. Buranın 3 olduğunu. Buranın eksi 3 olduğunu. Eksi 3'e eksi 3 ya. Buranın eksi 3 oldu. Buranın da eksi 3 oldu. E burası da 90 burası da 90 ya doğrusal oldu. Yani bizden direkt bu üçgenin alanı isteniyor. Burası da 90 derece değil mi? Evet. E dik üçgenin alanı. Şurası kaç birim arkadaşım? Şurası 3 birim. Burası da 3 birim. Toplamda 6 birim oldu burası. Sonra burası da 3 birim. Burası da 3 birim. Burası da 6 birim oldu. Bizden alan isteniyor. Alan da 6 çarpı 6 bölü 2'ye eşit olacağından cevabımız 18'e eşit oldu arkadaşlar. Örnek 14'ü 18 bulduk. Geldik örnek 15'e. Analitik düzlemde a-3 bölü 2'ye eksi 2 noktasının x eksenine göre dönüş B'ymiş. Y eksenine göre simetriye de görüntüsü de daha doğrusu dönüşümü simetri dönüşümü de neymiş? C'ymiş. BC uzunluğu nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ne yapacağız? Burada da analitik düzlem çizsek çünkü sadece x eksenine ve y x eksenine göre ve y eksenine göre simetriden bahsediyor burada. O zaman analitik düzlemi çizelim. Yoksa normalde A'nın simetriğini bulursun. Sonra A'nın x'e göre simetriğini bulursun. Sonra A'nın y'ye göre simetriğini bulursun. Sonra iki nokta arasındaki uzaklıktan da yapabilirsin. Ama burada Sadece x ve sadece y y göre simetriye dediği için burada analitik düzlem çizip yapsak sanki daha güzel olacak. A, evet a noktası neymiş arkadaşlar? Eksi 3 bölü 2y eksi 2 noktasıymış. Bu noktayı şöyle bir gösterelim. İşte burası. Bak şimdi dikkat dikkat. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Biz burada bu noktanın x'e göre simetriğini aldığımız zaman b noktasını elde ediyormuşuz. x'e göre simetriğini aldığında şunlar birbirine eşit olacak. Şuradaki nokta b noktası. Sonra B noktasını buluruz. Y'ye göre simetriğini aldığımız zaman da hop şurası. Şurası da ne olacak arkadaşlar? Şunlar birbirine eşit olacak. Tabi burası da dik olacak. Şurası da dik olacak. E buradaki noktada ne? Buradaki noktada C noktası. Bizden ne isteniyor? BC uzunluğu nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi şurası eksi 3 bölü 2 olduğu için apsisimiz eksi 3 bölü 2. Yani şuradaki uzunluk eksi 3 bölü 2 noktası ya 3 bölü 2 birim. E 3 bölü 2. Burası da 3 bölü 2. Toplamda kaç yaptı? Burası 3 yaptı. Sonra ordinatına bakalım. Şuradaki noktanın ordinatı kaçtı? Eksi 2. Burası eksi 2 noktası ise uzunluk olarak 2 birim. Burası da 2. Burası da 2. Toplamda kaç yaptı o zaman? 4 yaptı. Ve artık şurada bir pisagor bağıntısı yaparsak arkadaşlar. Çünkü burası 90 derece. Pisagor bağıntısından dolayı 3 burada 4 burada 3 4 5 üçgeninden cevabı ne buluruz arkadaşım? 5 olarak buluruz. BC uzunluğu böylelikle 5 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 16. A 4'e 1 noktasının B 2'ye 7 noktasına göre simetriği yani yansıması nedir diye soruluyor. İşte formülünü vermemiştim hatırlarsanız. A noktası 4'e 1. B noktası kaça kaç? 2'ye B noktası da 2'ye 7 noktasına göre simetriği. Evet bu noktanın bu noktaya göre simetriğini alacağız şimdi. Hop şöyle olmak zorunda değil mi arkadaşlar? Şunlar birbirine eşit olmak zorunda. İşte bizden tam buradaki nokta isteniyor. Ne yapacağız? x virgülü y deyip orta nokta koordinatı x artı 4 bölü 2 eşittir 2 y artı 1 bölü 2 eşittir 7 deyip sonuca ulaşabilirsiniz. Ya da bence şöyle yapın 4'ten 2'ye 2 azalmış bakın absiste 2 azalmış bir daha 2 azaltacaksın. Bak k'da 2 azalmış bir daha k'da 2 azaltacaksın. Yani burası 2 eksi 2 oldu absisi. 1'den 7'ye 6 artmış bir daha artı 6, 6 arttıracaksın. Yani 7'den 6 artıracaksın. Noktamız ne yaptı o zaman? Burası 0, burası da 13 yaptı. Noktamız 0'a 13 yaptı. Örnek 16'yı böylelikle 0'a 13 bulduk. Geldik örnek 17'ye. A eksi 3'e 5 noktasının B noktasına göre simetriyi buymuş. Arkadaşlar hemen yazalım. Bak A eksi 3'e 5 noktasının A üssü noktasına bir, bir noktaya göre B noktasına göre bakın şuradaki B noktasına göre yansıması burasıymış. A üssü noktasıymış. 5'e eksi 1'miş. Aa, bunlar birbirine eşit. E hocam B noktasının koordinatı soruluyor bize. E, B noktasını nasıl bulacağız? Orta nokta koordinatı oldu direkt. Şekli çizince gördük. Eksi 3 artı 5 bölü 2'ye 5 artı eksi 1 bölü 2 olacaktır arkadaşlar. E buradan ne geldi o zaman? 2 bölü 2'den 1'e 5 artı eksi 1 yani 4 bölü 2'den 2 geldi. Noktamız böylelikle 1'e 2 oldu arkadaşlar. Örnek 17'yi 1'e 2 bulduk. Geldik örnek 18'e. A ve B A noktasının B'ye göre simetriği A üstüymüş. Hemen şekli çizelim arkadaşlar. A noktası x'e 3 yazıyoruz. Bakın şekli çizip yorumluyoruz. B'ye göre simetriği 2'ye y'ye göre simetriği neymiş? A üssü noktasıymış. Eksi 1'e 0 noktasıymış. Bu noktanın buna göre simetriği buysa hop şunlar şöyle mi olacak arkadaşlar? Evet. E burada orta nokta koordinatından gidebiliriz. Ya da ne bileyim artış azalıştan da gidebiliriz. Arkadaşlar y'yi bulmak istiyorsak direkt orta nokta koordinatı. Yani y direkt neye eşittir? 3 artı 0 bölü 2'ye eşittir. Yani 3 bölü 2'ye eşittir. Sonra x artı eksi 1 bölü 2'de 2 de 2 eşit dersek yine orta nokta koordinatından x artı eksi 1 yani x eksi 1 bölü 2 eşittir 2'den x eksi 1 eşittir 4 oldu. X'i de böylelikle 5 bulduk. Evet x'i ve y'yi bulmuş olduk. x çarpı y isteniyor bizden. x çarpı y de neye eşit olacaktır? 5 çarpı 3 bölü 2'den cevap 15 bölü 2'ye eşit olacaktır gençler. Evet örnek 18'i 15 bölü 2 bulduk. Geldik eksenlere paralel doğrulara göre simetriye. Evet bir noktanın eksenlere paralel olan doğrulara göre simetriyi yani özel doğrulara göre diyebiliriz. Özel doğrulara göre. Özel doğrulara göre. Simetri. Yazamadım. Pardon. Özel doğrulara göre simetriyi de diyebiliriz arkadaşlar buna. Şimdi bir noktanın A x bir y noktasının x eşittir A'ya göre simetriğini alacak olursak. Bak burada. A noktası burada. Dikkat. Bunun buna göre simetriğini aldığında burası 90 derece olacak. Şunlar birbirine eşit olacak değil mi? Şurası x ya. Burası da x eşittir A doğrusuysa yani şurası A demek değil midir? Evet. Şuradaki uzunlukla şuradaki uzunluk birbirine eşit olacak. E, hocam şu uzunluk nedir? A x x değil midir? Evet. Şu uzunluk A x x. E o zaman buradaki uzunluk da A x x olacak. Ha, ne oldu? X'ten ne kadar ileri gitmiş olduk arkadaşlar? Ya da A'dan A eksi X kadar gitmiş olduk. Buradaki noktamız ne oldu? 2 A eksi X oldu. Ordinatında bir değişim var mı? Yok. Yani burası 2 A eksi X'e Y şeklinde oldu. Bu tür sorularda analitik düzlemi çizip sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. E ama ya da bakın ne bulduk? X virgülü Y noktasının X eşittir A'ya göre simetriğinde Bakın x eşittir a'ya göre simetriğinde bunun iki katından yani 2a'dan neyi çıkartıyoruz? x'i çıkartıyoruz. y'sinde bir değişim var mı? Yok. Bu şekilde formülize edilmiş halinde bilebilirsin. Ben formülize edilmiş halini biliyorum. Çünkü bazı doğruların özel doğrulara göre simetriğini kullanırken işimize gerçekten yarıyor arkadaşlar. Peki bu noktanın y b'ye göre simetriğini aldığımız zaman şurası b noktası ya e şunlar birbirine eşit. Şuradaki uzun nedir? B eksi y kadardır. E burası B eksi y ise burası da B eksi y kadar değil midir? Evet. B'den B eksi y kadar yukarıda ne var? 2B eksi y var. O apsi aynı mı? Aynı. X virgül 2B eksi y oldu. Şimdi y eşittir B'ye göre simetriğinde de X'i aynı kalacak. Y'si de bunun iki katından Y'sini çıkartacağız. Yani 2B eksi Y şeklinde yazılır arkadaşlar. Bilmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü dediğim gibi doğruların özel doğrulara göre simetriğini kullanırken bu bilgiler gerçekten bize pratiklik sağlıyor. Zaten ne var? Eksenlere göre simetriğini hallettik. X'e göre simetriğinde Y'si işaret değiştiriyor. Y'ye göre simetriğinde X'i işaret değiştiriyor. Orijine göre simetriğinde her ikisi işaret değiştiriyor. Bu X e A'ya göre simetriğinde de bunun iki katından X'ini çıkartacaksınız. Çünkü şöyle düşünün. Çizerseniz X e A'ya göre simetriğinde hop şöyle ordinatı değişmiyor. Ordinatı değişmeyecek. E, X'te de bunun iki katından X'i çıkartacaksınız sadece. Y'ye göre simetriğinde de bunun iki katından Y'sini çıkartacaksınız. Apsi aynı kalacak. Yani her ikisi de birbirine çok benzediği için o yüzden akılda kalıyor arkadaşlar. Mesela bu. Yani ne yaparsınız? Birinci yol aklınıza gelmezse şuradan yaparsınız arkadaşlar. Bakın A noktası kaça kaç? 1'e 3. 1'e 3'ü gösterirsin böyle. Şöyle gösterdin. 1'e 3'ü gösterdin. 1'e 3 noktasının neye göre simetri diyor? X eşittir 4'e göre simetri diyor sana x eşittir 4'e göre simetriğini al. Şurası 1 burası 3'tü ya burası da 4. 4'e göre simetriğini aldığın zaman yani şuradaki simetriğini aldığın zaman şuradaki nokta isteniyor bizden. E hocam şunlar birbirine eşit. 4 ile 1 arası kaç birim? 3. 3 birim. 4'ten 3 birim ileri gideceğim. Bak şuradaki nokta 4 noktası. Dikkat. 4'ten 3 birim ileride ne var? 7 var. O zaman buradaki nokta 7'ye ordinat da aynı kaldı. 3 diyebilirsin. Peki ikinci yol nedir? İkinci yolda 1'e 3 noktasının 1'e 3 noktasının kaça göre? x eşittir 4'e göre simetriğinde. Bunun dikkatinden x'i çıkartıyoruz. Yani 2 çarpı 4 eksi 1'e ordinat da aynı kalacak deyip direkt formülden yapabilirsiniz. Bak normalde ezbere sevmiyorum ama bunu bilmenizde fayda var. Gerçekten dinleyin beni. Yani burası da kaç çıktı? Bakın 7'ye 3 çıktı. İkinci yolda bu şekilde oldu arkadaşlar. Tamam mı? Geldik buraya. A 2 eksi 2 noktasının x 4 eşittir 0 doğrusuna göre simetri. Aslında bu nedir? x eşittir eksi 4 doğrusu demek değil midir? Evet. Yani 2'ye eksi 2 noktasının x eşittir eksi 4'e göre simetriğini bulacağız. Ne yapacağız? Bunun iki katından x'ini çıkartacağız. Yani 2 çarpı eksi 4'ten neyi çıkartıyoruz? 2'yi çıkartıyoruz. Virgül yes de aynı kalacak. Eksi 2. Burası eksi 8 eksi 2'den. Bakın burası eksi 8 eksi 2'den eksi 10 yaptı burası. E burası da eksi 2 zaten. Cevabımız eksi 10'a eksi 2 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Bunun evet A noktası eksi 2'ye 5'in y eşittir 1'e göre simetriği isteniyor. Bunun dikkatından y'sini çıkartacağız arkadaşlar. İkisi de aynı kalacak. Yani eksi 2'ye bunun ilk katı 2 çarpı 1 eksi 5 diyeceğiz arkadaşlar. Ya da şekli çizip analitik düzlemi çizip o şekilde yorumlayabilirsin. Sana kalmış. Yani noktamız ne yaptı? Eksi 2'ye. 2 i̇ki eksi 5'ten eksi 3 mü yaptı? Evet. 2 eksi 3 yapmış oldu. Örnek 21. Geldik örnek 22. A 3'e 3 noktasının y eşittir 6'ya göre simetriği. Öncelikle orayı bulalım. A 3'e 3 noktasının y eşittir 6'ya göre simetriğinde bunun dikkatinden katından neyi çıkartacağız? Y'sini absis aynı kalacak. Bunun ilk 2 çarpı 6 eksi ordinat yani 3'ü çıkartıyorum. Noktamız ne yaptı? 3'e 12 eksi 3'ten 9 geldi. Evet 3'e 9 noktasını bulduk arkadaşlar. Evet A 3'e 3 noktasını y eşittir 6 doğrusuna göre simetri dönüşümü altındaki görüntüsü bu doğru üzerindeymiş. Arkadaşlar 1 nokta 1 doğru üzerindeyse ne yapar? Denklemi sağlar. X yerine 3, Y yerine kaç yazacaksın? 9. Yani 2 çarpı 3. Eksi 3 çarpı Y yerine de 9 yazıyorum. Artı A eşittir 0 olmak zorunda. 6 eksi 27 artı A eşit 0 olduğundan şurası eksi 21 yaptı. 21'i 21 de öbür tarafa atınca artı 21 yaptı. Dolayısıyla cevabı ne bulduk arkadaşlar? 21 bulduk. Örnek 22'nin cevabını. Ve geldik açı ortay doğrularına göre simetriyine. Arkadaşlar bundan sonraki kısmı simetriyi de iki parçada anlatayım size. Yoksa video çok uzun olacak. Ee, o zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda simetriye yine devam edeceğiz arkadaşlar. Yani 3. videoda. Evet 23. haftanın 3. videosu oluyor. 3. videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.